Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Call of Duty Mobile'de yeni güncelleme geldi. Sizlerin de bildiğiniz gibi. Öncelikle şu haritalarımızı indirelim. Rust haritası geldi. Çoğunuz biliyorsunuzdur yani bunu da. Onun haricinde göstermek istediklerim şu. Bu bölümü değiştirmişler. Güzel olmuş. Öne çıkanlarda güzel bir çanta var. Ondan sonra bıçak koymuşlar. Bıçak çok bir şey değil, havalı değil ama şey güzel. M4 haydut var. Bu da güzel duruyor. Sis bombası kül rengi. Ya pek hoş değil. Aynı zamanda görevleri yapıyorsunuz. Yaptığınız zaman bunları alabiliyorsunuz. Günlük görevleri değiştirmişler. Bu da güzel olmuş. Ayrı bölüm almışlar. Günlük görevlerde güzel bir çanta var. Onun haricinde paraşüt. O kadar birçok şey yok. Rus var. Rus güzeli benziyor. Şöyle donu. Bu ne? Zombi. Bıkmadılar artık şu efektleri şeyleri koymaktan ya. Çok bir insan kullanmıyor. Kullanmadığı gibi de çok gereksiz şekilde skinleri koyuyorlar. Bu da çok fonksiyonu yok gibi ya. Kötü gözüküyor yani. Araç yok bu da. Yani çok güzel bir şey yok. Burayı çok güzel yapmışlar. Sürüm güncellemesinden 500 point veriyor. Aklınızda olsun, mutlaka alın. Her güncellemeyi yapamayan arkadaşlar oyunu kaldırıp tekrardan kursun. Şöyle bir akça ağaç yaprağı gelmiş. Güzel bir şeye benziyor. Skin olarak güzel. Tabi envanterinizde dursun ya. Hasarları şeyleri hepsi aynı, değişen bir şey yok. Daha öncesinden bunların üzerine tıklayamıyordun. Ama içine tıklayabiliyorsun. Güzel olmuş yani. Bu neymiş? AK-117. Yani işte. Ah. Neymiş bu neymiş? Hareket hızını biraz arttırıyor diyor. Yani onun yüzünde güzel bir çok güzel ya. Artık'in sihirli boğa. Güzel durmuyor mu yani? Şurada efekti de çok güzel. Onun haricinde yeni gelen etkinliklerden ne var başka? Sezon biletleri burası değişmiş. Bunu aldım. Artık'i aldım. Bir bakalım be. Yeni sezon, yeni askerler, David Mason, Ripper. Ha, bunlar var. Bunu var mesela, ABR 117. Bunların hepsi var. AK'ye geldi, biliyorum. Çünkü almıştım onu şu. 50 kademede veriyor zaten. Bunun haricinde başka bir şey var mıydı? Buradan yeni görevler gelmiş mi bakalım bir. Yok, 5. hafta zaten, son hafta. Bundan sonra sıfırlayacak zaten yine tekrardan. Neydi orada, bir şey gördüm ben. Bu. Savaş bileti veriyor ama üzerine tıklanmıyor tabi haliyle. Şey, pasif. Onun haricinde kademeyi buraya almışlar. Güzel olmuş. Kademeni görebiliyorsun. Öne çıkanları değiştirmişler. O da mükemmel olmuş. Rast haritası mesela burada gözüküyor artık. Yani yeni gelen haritaları büyük ihtimalle solda gösterecek. 2-2 hesaplaşma gelmiş. Yani bu daha öncesinde vardı da. Bakalım değişen bir şeysi var mı? Şurada mesela bu neymiş? Etkinliği buradan alabiliyorsun. Ana menüye çıkmana gerek kalmıyormuş. Aa çok güzel. Yani bir görevleri yaptıktan sonra ana menüye dönüyordun. Daha sonrasında tekrar geliyordunuz. Onu kaldırmışlar. O güzel olmuş. Başka ne gelmiş? Herhangi bir arkadaş listesinde değişiklik var mı? Yok, arkadaş listesinde değişiklik yok. Haritalarda değişiklik olmuş mu? Her atışta bir düşman gelmiş. Takım kapışması, onlar zaten vardı. Takımının da bağlı bir harici cihaz kullanan biri var. Harici, şimdi harici cihaz kumanda kullanan oyunculara karşı oynayacaksın. Yani bu demek oluyor ki sen emülatörsen emülatörlerle oynayacaksın. Mobilsen mobillerle oynayacaksın. O da güzel. Tabi BR'de nasıl yaptılar onu bilmiyorum yani. BR'de çok önemli.
Teçhizat bölümünde herhangi bir değişiklik yapılmış mı? Yapılmamış. Ha, kasam varmış. Dur, bunu bir açalım, çıkacak. Ya artık çıktı diye. Haydi. Allah belanı ya. Allah belanı senin. Of, çıktı. İşte bu be. Bir şunu alamadım ya. Şu bayağı yeri alamadım. Gelmiyor. Onun haricinde başka sıralama maçında herhangi bir değişiklik olmuş mu? Yok. Bu siz burası da aynı. Gördüğüm kadarıyla çok oyuncuda herhangi bir değişiklik yok. Bu bölüm gene aynı kalmış. Battle Royale kısmında herhangi bir değişiklik var mı? Burada da herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Sezon ayrıntıları gene aynı. Yani genel olarak değişiklikler ana menü üzerine yapmışlar. Klan tarafında herhangi bir değişiklik yok. Gene aynı. Paketlerimiz duruyor. Yani paketleri alabiliyorsunuz. Yani tek tek açmanıza gerek kalmıyor. Büyük ihtimalle onu da her kullanıcı için yapmışlar mı yapmamışlar mı bilmiyorum ama. Burası davet kodu. Arkadaşlık daveti. Yani bu arkadaşını davet ediyorsun. Ettiğin arkadaştan oyun oynarsa sen de hediyeler kazanabiliyorsun. Aklınızda olsun. Davet kodumuz burada yazıyor. Ki benimki de burada. Sürüm güncellemesi dediğim gibi point veriyor. Günlük medalimiz burada. Güzel olmuş yani, genel olarak çok güzel olmuş. Bence mantıklı. Herhangi bir profilde değişiklik olmuş mu? Profilde değişiklik yok. Böyle gözüküyor. Şurası var büyük ihtimalle. Ben bunu daha önce fark etmedim ama galiba bu da olabilir. Yeni gelen özelliklerle. Bunu biraz daha belirgin yapmışlar. Güzel olmuş. Onun haricinde başka öyle bir güzel bir göze çarpan yer yok. Mağazaya bakalım, mağazada değişiklik olmuş mu? Paketler aynı gelmiş. Hiç değişiklik yok. Bu yeni gelmiş mesela. Diğer ikonun. Güzel duruyor. Bıçak, sandık bıçak. Fena değil. Ya bunları kutulara koysanız daha mantıklı olmaz mı ya? Koyuyorsunuz, CP'li almasını sağlıyorsunuz insanların. C ile alınabilen ne varmış? Bakalım bir. Ya bu PDV'yi döndürüp aynı şekilde koyuyorlar ya. Ben anlam veremiyorum ya. Mesela bu. Azıcık şeklinde değişiklik yapıyorlar, ondan sonra tamam alın. Başka da böyle bir güzel bir skinli silah yok ya. Neymiş? Bak, bu alınabilir. Fena durmuyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Ha, bu videom da bu kadar arkadaşlar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğimle.